Lakırtı programının ilk bölümünden hepinize merhabalar. Programımızın içeriği hakkında herhangi bir bilgi vermeyeceğim. Zaten izlediğiniz zaman sizler de nasıl ilerlediğini, neler olduğunu göreceksiniz. İlk konuğumu davet etmek istiyorum. Yine kanalımızda program yapan Sezer Kakız şimdi yanıma geliyor. Biraz seni tanıyalım. Ardından diğer konuklarımızı da zaten davet edeceğim. Sezer Kakız, Selçuk Üniversitesi 2. sınıf radyo televizyon sinema öğrencisiyim. Başkanı öğrenmek istiyorum hakkında. Ay şu omuzları bir normal diksin. Hacı geriliyor. Tamam. Bir daha sor bana. Bursa doğumluyum. Selçuk Üniversitesi 2. sınıf radyo televizyon sinema öğrencisiyim. Bir işin altına girdik. İnşallah hakkıyla kalkarız. İnşallah hayal ettiğimiz gibi olur. Hadi bakalım. Şimdi ikinci konuğumu davet etmek istiyorum. O da kanalımızda program sunucularından bir tanesi. Ömer, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk kardeşim. Sezer gibi sen de bize biraz kendini tanıtırsan. Evet, ben Ömer Faruk Kar. Elazığ doğumluyum. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencisiyim. 2. sınıf. Öyle arkadaşlarla birlikte hepimiz bir şeyler yapalım dedik. Bakalım. İyi oldu, güzel oldu. İyi oldu, güzel oldu. Bakalım. Şimdi bir arkadaşımızı daha davet etmek istiyorum. O şimdilik sunucu değil ama çok büyük görevlerde yer alıyor. Kardeşim hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Oturabilirsin. Ömer, şimdi sen bizim kurgucumuzsun. Sayılırım elimden geldiğince. Sen de bize kendini tanıt, hem izleyen arkadaşlar da öğrensin. Senin Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim ben de sizler gibi. Aynı sınıfta okuyoruz. Öyle mi? Galiba aynı sınıftaydı. Sizin başlatmış olduğunuz bir proje, yani bir kanal kuralım dediniz. Hep beraber oturup konuşup bu işin altına girdik. Tabii bu işin öncüsü Sezer Bey. İlk program, en güzel program ondan çıkıyor. Estağfurullah kardeşim. Yani çok güzel. Sezer Bey'in programını ben çok beğenerek izliyorum. İkinci bölümünde sağ olsun bana kurgulattı. Bu benim için büyük bir gurur. Bu arada çok teşekkür ederim tekrardan. Nerelisin ama? Samsunluyum ben. Samsun neresi? Samsun ilk adım. Nasıl ya? İlk adım merkez. Allah Allah. İlk adım merkez. Bir de arkadaşlara beklemede kalın de. İki konuğum daha var. Yani. Bekletmeden onları da çağıralım. Onlar birlikte gelecek. Programı ortak yani sundukları için birlikte Best gelsinler. Olsun. Kardeşim merhabalar, hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar Sezer Bey. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şeye dönmedim ama koltuk. Hani beyaz böyle grup halinde çağırıyor da oturamıyor. Sen kutsisin ama. Her programı yaparsın. Şimdi Atahan, önce senden başlayalım. Sen de bize kendini tanıt. Ankara doğumluyum. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim, Radyo Televizyon Sinema Bölümü. Yakın bir zamanda böyle bir şey yapmayı planladık hep beraber. Umarım çok güzel olur, istediğimiz gibi olur. İnşallah. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah. İnşallah. Mert, sen de. Ben de Adana doğumluyum. Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema 2. sınıf öğrencisiyim. Siz de mi bizle aynı sınıftasınız? Aynen aynı sınıftayız. Hadi lan bir dakika. Aynı sınıftayız zaten, herkes biliyor. Aynen, güzel bir işe başladık. İnşallah, İnşallah sonuçları da çok güzel iş olur. Hepinize başarılar diliyorum. Harika. Başarılar diliyorum. Şimdi tamam, bu başarılardan keseriz. Şunları hemen getirmeyeceğim. Onu kız. Aman Allah. Belirtiye geçsene. Geçerim de. Ay, belirtsin bunu. Mert yardım edeyim mi? Yok. Nasıl yardım edeceğim? Laf olsun. Bir şey diyeceğim sen. Adana'nın neresi? Gelirizi getirdiğin için teşekkür ederim. Oğlum ben bu çocuğu görmedim. Kime? Adana'nın Jonas'ı. Nerede oturuyor? Adana'da. Arkada bir yer. Yok oğlum. Sınıfta. Bir şey yanmayan bir yerde. Davetlerimize elimizden geldiğince ikramlarda da bulunuyoruz. Yiyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Beraber başlayalım hadi. Ben alalım şöyle. Ben şöyle vereyim sana. Teşekkürler. Sağ olun. Sen de ağzına yiyecektim. Sunum kimden biliyor musun? Kimden? Kurgucu arkadaşımızdan. Aga bir şey söyleyeceğim. Bu sunum benim değil bir ara. Bir kere. Nasıl? Ne güzel 10 numara sunum yaptıydım. Selçuklu motifleriyle birlikte. Ama burada bir şey söyleyeceğim. Bence canınız ister diye ben fındık getirdim. Almak istersen. Nereden buldun? Bir şey diyeceğim. Programda fındık yemek ne ya? Kek gönderiyorum. Değil mi? Fıstık ya, fıstık. Pardon, özür dilerim. Nereden getirdin bunu? Öyle sakladım. Ha? 5 tane herkese. Ya bana da var mı? Eyvallah. Verdim sana. Hı hı. Aa bak buyur. Ha, senin yoksa yemem. Ha, ben yedim daha demin. Teşekkür ederim. Afiyet bol, şükür olsun. Şimdi ben bir daha yerim. Burası kadınlar gününe döndü. Olsun, zaten sohbet arasında gerçekleşecekti program ama şimdi açtığı şeylere başlıyoruz. Oğlum yavaş izliyorlar abi.
Sigara içmiyorum. Aga şimdi değil. Birazdan döner muhabbetine. Oğlum düzgün ol. Biraz böyle şey. Aga bir dur. Şimdi bu kağıdın içinde neler olduğunu biliyor musunuz? Azıcık geriye yaz sen. Yavşak nibe oturuyor. Bu elimdeki kağıtta neler olduğunu tahmin edebiliyor musunuz mu? Hayır. Ben ediyorum aga. Soru vardır. Nasıl ya? Tahmin ettim. Harikasın. Şimdi Sezen. Sakin olun. İlk önce seninle başlamak istiyorum. Benimle başla bakalım. Seninle ilgili ne hakkında konuşabiliriz? Benimle alakalı programım hakkında konuşmalıyız. Ben bir tahminde bulunabilir miyim? Yani Sezen arkadaşımızın kulaklar hakkında konuşabiliriz. Ben de sıra sana gelince espri kalitan hakkında konuşabiliriz. Tamam. Çok iyi. Döndüğümde. Peki. Aynen. Gelince haberleşelim. Aynen, şimdi ilk baş programlarımızdan bir gideceğiz. Bir daha kulağıma laf etmeyin, tamam mı? Sen tarih programı yapıyorsun. Evet. Yani yine konuşacağız bunun üzerine de. Evet. Bu programı yapmak nereden aklına geldi? Neden böyle bir program yapma isteği duydun da yaptın? Aga ben bu işi düşündüğümde tarih programı olarak yani belli bir program olarak başlamak istedim. Yani tarih olur. Biz çöktük kanalın üstüne. Öyle mi? Estağfurullah. Öyle bir şey yok. Ben sadece kendi konumun içeriği bakımından söylüyorum. Hani haftalık program çekmek istiyordum. Daha önce size de söylemiştim. Ne biliyoruz ya da ne öğrenebiliriz? Peşindeydim. Konya'dayız. Kendi memleketimiz Bursa. Bir de bir şey diyeceğim. Sen kendini tanıtmadın. Olmaz ama öyle. Bir de seni tanıyalım. Beni hayranlarım tanıyor rahat. Peki. Böyle bir şey oldu böyle. Çok önemli değil. Böyle bir şey yapmaya kalktık. Bakalım inşallah güzel tepkiler alırız. Gayet de güzel oluyor bence. Evet. Fragmandan da güzel tepkiler aldık. Daha iyi bölümler gelecek. Ben beni izleyenlere beklemede kalın diyorum. Hemen aynı sorum sana da var. İlk başta tabii Sezer başladı. Yani işin başını çeken o. Bir şeyler yapmak istedi. Tarih programına da başladı. Bizim de aklımızda hep vardı böyle bir şeyler yapalım. Birlikte, hep birlikte. İşte radyo, televizyon, sinema bölümü öğrenciler olarak. Ve ben de şiir daha önce yaptığım bir şey. Şiir seslendirip bunları yayınlamak falan. Hakim olduğum konu olduğu için aslında burada Sezer programı çekerken arkada hepimiz elimizden geldiğince evet. Anladığı işi yapıyor. Benim programda yani herkes hepimiz dönüşümlü bir iş dönüşümlü olarak aslında. Bir iş yapıyoruz. Burada aslında aynen. Ortak bir şey var. Evet. Güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım. Hayırlısı bir başlangıcımızı yaptık. Devamı inşallah güzel gelir. İnşallah. Amatör olarak başladık ama İnşallah güzel olacak. Ama amaç bir şey yapabilmek, bir şey yapmak. Yeri orası mı? İnşallah güzel olur. İnşallah güzel olur. Yani. Şimdi ilk programlarınız zaten hepinizin çok güzel oldu. Birazdan evet. Onlardan belli yerler de izleyeceğiz ama. Sen kimsin? Sizin program hakkında da konuşuyorum. Bu yanlışlıkla gelmiş gibi. Bir yerin içinde de ben de bir görüneyim. Abi ben de olayım. Ben de olayım. Sen görünceye kadar olsun ama zaten yani. Bence. Hangi kanalda program yapıyorsunuz lan? Burayı kestik mi? Hayır devam ediyorsun. Ha öyle mi? Ne? Ya Ömer'in dediğine katılıyorum en başta. Olduğu gibi Sezer böyle bir şey yapmak istedi. Hı hı. Aynen. Bizim başımızı çekti. Aga, teşekkür ediyoruz ona bu adımı attığı için. Hı hı. Bize de böyle bir şey vesile oldu onun sayesinde. Böyle programlar yapmak. Hı hı. Afiyet bal şeker olsun. Aga lütfen yayını. Buraları asla atma. Bezimliğin görsün bile. Bunu açmam lazım. Burayı at ama. Efendim? TRT belgesel lan. Lafını böleceğim ama. Hı. Ben bu işin altına benimle başlamadı bence bu iş. Zaten konuşuyorduk. Konuşuyorduk ama hepimizin başımızı sen çektin. Öyle bir gerçek var. Sen çektin başımızı. Tabii. Evet. Hepimizin başı. Hepimizin. Başımızı diyor. Çekmiş olayım. Hepimiz anladık gülmüyoruz. Başlarını ben çektim arkadaşlar. Tarih programı yapıyor Ömer. Onun daha nasıl desem daha ön planda olduğu daha kendine yakıştırdığı. Kes burayı. Ömer de daha hakim olduğu bir konuyu. Ya edebiyata ve şiire yöneldi. Biz de Mert'le birlikte bir sinema izleyicisiyiz. İzleyicisiyiz. Siz aktif izleyicisiniz de. Evet. Kimileri de pasif. Nedense. Evet. Buraya onu koy ha. Biz de böyle bir şey yapalım dedik. Ya amatör olacak tabii ki. Birçok sinema eleştirmenleri, birçok sinema yorumcuları var. YouTube'da kanalları var. Program yapıyorlar. Biz kendi çapımızda filmden ne anladıysak
ne bulduysak Mert teknik bölümüyle, ben duygu ve anlam bölümüyle yorumlarımızı aktardık. Umarım beğenirler. İnşallah. Sen neler söyleyeceğim ben? Ya ben şunu söylemek isteyeceğim. Zaten ben böyle çekim yapan, hani çekimlerden tanıdığınız bir insanım. Yani Sezer de bana bir teklifle geldi işte, Rotan Tarih. Hani tarih programı çekelim. Aslında en başta böyle bir şey yoktu tabii. Hani birlikte çekelim falan. Bayağı bir ısrar etti mi? Bayağı bir ısrar etti, aynen. Yani peşimde koştu. Şey dedim, söyleyeceğim. Hani, çekmesen ne olurdu? Mesela burada oturmuyorduk. Ben de yani, burada oturmuyordum. Çalışıyorsun. Şimdi... Ya ben de Sezer özürmesin diye kabul ettim. Abartıyor. Yani çektik. Çok güzel bir şey çıktı ortaya. Çünkü evet. Sen çekiyorsun. Aynen, çünkü ben çektim. Ben de eline sağlık kardeşim. Gerçekten sağ iyi kamer. Her zaman, her zaman teşekkür ederim. İşte bitirdik. Paylaşık zaten şu an 400 görüntüleme falan olmuş Instagram'da. Böylece hani diğer programlar eklendi. Ömer'in şiir programı. Senin, onun yoktu. Bizim de sinema programımız. Senin de şu anki olduğumuz lakırtı programı. Aynen. Güzel oldu bence. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah. Şimdi diğer konuya geçmeden önce bir şey de değineceğim. Ne değineceğim? Şimdi hepiniz hakkında şey yaptım ama burada aslında biz çekerken bir kişi daha var. Evet. O kendini bile, o arkadaşımıza aynen da çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Alkış. Ona da bir alkış. Alkış. Hepimiz burada olduğumuz için diğer şeyleri o kontrol ediyor. Biliyorsun bu işi. Şimdi asıl muhabbetlere başlayalım. Şırdan deyince neyi severim? Bak şu an olsa hani bir 4-5 taneyi gömerdim. 4-5 tane var. Yok. Öyle ya şırdan bir hayat felsefesi Adanalı bir insan. 6 tane var mı? Anlayamaz mıyız? Ama aynen, bu odada bu şerefe nail oldum ben. De şırdan aynen, yedik. Kardeşimiz de yedik. Aynen. Sence de felsefe mi, hayat felsefesi mi? Bence yani hayat felsefesi denecek kadar, çünkü ben bir kere yedim. Hayatımda öyle bir hayat felsefe yok. Öyle bir felsefe yok. O bilir ama ben çok beğendim. Allah Allah. Yani ama sen görüntüsü, küçük yemişsin bile. Küçük yedim. Görüntüsünü aldım. Yani onun daha büyükleri ve güzelleri, büyüğü daha güzel dediği için öyle dedim. Yiyenler var. Genelde büyükler, genelde büyükler zaten Adana'da oluyor. Yiyenlere de Allah nasip etsin. Ya şey, görüntüsüne aldanıp gönlüğün yapıyorlar da lezzeti çok iyi. Yani gerçekten. Lezzeti güzeldir ya. Burada zaten niye yapamıyorlar Konya'da olduğumuz için. İnşallah bir gün Adana'ya gidince en güzellerinden, en büyüklerinden yeriz. İnşallah. Şimdi şöyle bir şey yaptık biz. Daha doğrusu hepinizin haberi var da. Ömer sizin programların, yani kurgucu Ömer sizin programların komik anlarını, daha doğrusu kamera arkalarını böyle derledi, topladı, ortaya karışık bir şey yaptı. Şimdi hep beraber onları izleyelim. Ömer sen aç acı bize. Şimdi sizin programlar özellikle ikiniz, hatta üçünüzün programını da çok ciddiyetle izliyorlar. Çok ama bunların çok arkasında komiklik var. İster isterseniz hatalardan kaynaklı veya işte bizim kişisel yaptığımız esprilerle alakalı. Kendi aramızda. Kendi aramızdaki esprilerden kaynaklı. Güzel kamera arkaları çıkmış. Şimdi onlara bir başlayalım. İlk önce Sezer'inkiyle başlıyoruz. Rotam tarihinde. Bakalım ortaya neler çıkmış. Önce izleyelim. Oynat bakalım. Ya ben de atacaktım onu. Sonra da yorumlayalım. Furkan abi. Şimdi abicim oynat sen. Bakalım neler çıkmış. Yüreğinin anını Bruh. Really nigga. Gelin birlikte ince minareyi medeseye getirdim. Ömer beni güldürüyor ama. Böyle değil. Böyle değil. Ben sana ne dedim? Daha ne dediğimi sorma bana ne. Ha, tamam pardon. Aynı yerine. Onu çek dedin ya, o yüzden pardon. Abi bir dakika. Şimdi durdu. Bu abiyi arıyoruz. Ya bozdun ya. Şimdi evet bu abi, adam içeriden gelsin o abi. Kadraça girdiği an Mert ne hissettin acı? Ya bu adamı aslında ben tam vizöre bakıyordum o an. Vizörden gözümü çektiğim anda adamın geldiğini fark ettim. Abi attım. O anda tam köşede gözüktü zaten. Engel videoda da izlediğiniz üzere hani belli oluyor. Ama abi de bayağı üzülmüş zaten. Aynen. Bayağı üzüldü. Hatta çıktın dedim, çıktın mı diye sordu. Asıl kim üzülmüş? Bak bakalım. Bak bakalım. Ya bozdun ya. Hiç üzülmemişsin sen. Hayır, bir şey diyeceğim. Ben bu hareketi şu an yapmalı bence. Yap. Yap bakalım. Ama aynı.
O ne demek biliyor musun? Orada birkaç kere bu olayı denedik. Hı-hı. Ben hep bir şey unutuyorum ya da dilimden dolayı sürüşüyor. Bir şey oluyor. Bir şeyler oluyor işte. Mert de sürekli tekrar. Bu sefer gayet iyiydi. Böyle yaptım. İlham aldığım biri var mı? Tekrar ettim. Evet. Nasıl ya? Senin mi yoksa bu hareket? Ya o an oldu da kimin ki o? Hayır sordu kanka. Sordum ya. İlham eğer kimsenin değilse bu benim artık. Artık senin. Videoyla birlikte. Video güzel yerde durmuş ama. Bak bu da onun acısı. Şaka yapıyor ya. Aga içeriden girişini alacağım dedi. Durdum. Burada ne hissettin? Bir daha. Kayda girmedin mi dedin sen burada? Hayır. Bir daha dedi. Normalde burada içeri girmesi gerekiyordu lafını bitirdikten sonra girmedi. Bir daha deyince oraya bir daha geleceğim. Bir de inanılmaz soğuk. Hani tarifi yok yani o soğuk. Ellerim deri doldu ha. Abi dikkat et ya bunlar. Anlattım içeri gireceğim. Sonra böyle bakarak böyle rahat ya kasma kendini. Tamam. Bakarak şöyle gir işte. Ha, tamam. Aga ben unuttum ama ben söyledim de kapıdan içeri gireceğim. Tamam. Ya ne yapayım? Ha, tamam. Düştüm abi. Bir şey diyeceğim. Neydi o? Ben poster var. Bir poster var. Aynen. Tekrar izle. Neden ki? Geri sarıyorum bu ucum. Biraz gerisem. Salayım geri. Allah Allah. Bu kim? Hadise. Yok seninle ne alakası? Çok severim. Hayranım. Bir şey diyeceğim. Niye diye mi soracaksın? Neyi? Niye diye mi soracağım bunu? Evet. Aga şimdi şöyle. Yukarı bakıyorsun ya şurada. Evet. Oraya göz açımla onu hizaladım. Bir. İkincisi. Ha, tamam. Düştü mü abi? Düştü mü o? Bir şey olmadı değil mi? He. Hadi senin haberi var mı? Dur oynatmadan önce ben sana bir soru daha soracağım Hacı. Çoğu programı sen çekiyorsun. Aynen. En zoru dışarıda olduğu için Sezer'inkidir. Değil mi? Aynen yani, öyle. Muhtemelen öyle düşünüyorum. Yani, hava da soğuk oluyor. Işte. Hava da soğuk oluyor. Şimdi mesela birkaç tekrardan sonra hani yapamaması sende nasıl his uyandırıyor? Ya artık böyle hani çıldırasım geliyor. Hı-hı. Çıldırıyorum da zaten. Hani hı-hı, videolardan da belli. Hı-hı. Ya dediğimi yapmıyor sürekli. Ben de hani... tarif ediyorsun değil mi? Yani tarif ediyorum. Hı-hı. Ya nedense tarif ettikten sonra direkt ilk çekimde yapıyor. O neden? Aa. Neyi neden? Ya bir tariften sonra niye doğrusunu yapıyor? Şey bu neden biliyor musun? Buraya bayağı iyi. Oynat bakalım. Bilmiyorum. Neyse tamam hadi oynat. Güler yüzlüm, iyice ilan gözlüm. Tamam. Ağzın çok bozuk abi. Aa Bumcu. Bumcu. Şimdi dur bunu lan. Bu mic. Bu ikinizin programının kamera arkası. Aynen. Değil mi? İlk kez izliyorsunuz değil mi? Yani ben evet, de ilk kez izliyorum. Ben ilk defa izliyorum. Ben de ilk kez izliyorum. Bugün bayağı bir ısrar ettim Ömer ama hep beraber izleyelim dedi. Ben çok merak ediyorum. Aynen bas azıcık acı. Aga bir daha durdurmak isteme istersen Ömer'in programının da var içinde zaten. Birlikte mi? Evet, karışık. Tamam. Durdurmayacaksan biraz daha sen acımız. Takım planım bu bölümünde. Ne yapıyorsun? Bitsin. Buradan bir benim de bu ne biliyor musun Hacı? Şey izledin mi? Durdum. İşler güçler miydi Ömer? Kardeş, işler güçler. Orada Bumcu Onur var. Hiç konuşamıyor. Hep alt yazı geçiyorlar dizide. Evet. Onu yaptık. Evet. Ömer de nedense çevirmen. Sen buralarda bilerek mi durduruyorsun? Bak aynısı var. Aya farkında değilim de bu. 10 numara poz. Bunu ama onu demiyorum. He. İfşa. Gittiler. Gittiler. Yeni bardak getiririz biz.
Ne dediğini anladın mı aga? Gereksiz. Ünlü olma çaba adam. Ulan Ömer de bunu koysun. İlk hangisiyle başlayacaksın? Ben de aynı böyle yapıyorum. Bu sözlerden sözler içinde bir anlama var. Sedan ne yapıyorsun? Şaşırdın mı? Küfürleri ben kaldırırken hoşuma gitmedi yani. Küfürler durusunu çok istedim. Yani... Tamam. Ya küfür ediyoruz. Sen ezdiğinde rahatlıyoruz. Küfürleri sansürlemek insanlar... için ne ses koyacaktık? Ama insanlar bilmek zorunda değil.
Tabii. Tabii insanlar bilmek zorunda değil. Şimdi Sezer çok sıradan bir soru olacak da. En ön sıradan. En ön sıradan aynen. Sonra bakalım. Ama tabii bu ilk program olduğu için senin kim olduğunu öğrenmek için falan tabii. Filan. Millet de bilsin diye. Gerçi çoğu insan diyor 300 kişi falan izler bizi. Yeter. Fakirhaneden fazlayız. Hedef be adelenme. Soruyu sorayım sen de cevaplayıcı. Tamam. İleride kendini nerede görüyorsun? Aga ben nerede görüyorum ben çok nerede görmek isterim. Benim ufaklıktan beri hayalim ben televizyonun bir yerinde olayım neresinde olduğum hiç önemli değil benim için. Hı-hı. Ama son zamanlarda yani en azından 5-6 yıldır önünde olmak istiyorum. Yani hı-hı. Hayallerim bu doğrultuda. Yaptığımız işte yavaş yavaş başladık bu işlerle de. Önüne doğru kaymaya çalışıyoruz. Televizyonun önünde mi? Kameranın önünde mi? Aga şöyle, televizyon olacak ben onun önündeyim hep. Anladın mı? İzleyeceksin yani. Evet, hep izleyeceğim. Hacı sen? Kanka ben onu kestiremiyorum ya. Ya benim için çok zor bir soru. Nerede olmak istersin onu söyle. Ya istersin işte onu kestiremiyorum. Birçok şey isteyebilirsin. Ya birçok şey var çünkü. Zamandan zamana değişiyor. Tabii yani değişiyor. Çok kolay şey yapabileceğim bir soru değil benim için. Zor yani. Kırtekeli sen? Aga aslında Ömer'e benzer bir cevap olacak. Çünkü hani kendimize bir hedef koyduğumuz zaman bir nevi de bir kısıtlandırma gibi oluyor. Çünkü atıyorum ben şu an şey, TV 8'de... Alkışlayın çok güzeldi. Sen ne yapmışsın Ömer? Beğenmedim. Zorla mı? Aga mesela ben bugün desem ki işte 5 yıl sonra TV 8'de... Burayı beğendim. İşte o gün dünya cümle başka bir kanalda da olmak isteyebilirdim aslında hayali olarak falan aslında. O yüzden kendime bir hayal koymak değil de Sezer abimiz gibi kameranın önünde olmak, televizyonun gerekirse önünde olmak. Oğuzhan Uğur olmak isterdim. Oğuzhan Uğur olmak istemezdim. Ama mesela onun yaşadığı hayatı yaşamak ister miydim? Evet isterdim. Gayet rahat, güzel, mükemmel bir hayattayım. Ben seni 5 yıl sonra abi, çok iyi bir yerde görüyorum ama söylemeyeceğim şu an. 5 yıl sonra söyleyeceğim. Evet. Olduğun ama yerde mi söyleyeceksin? Umarım denk gelmeyiz. Kötü bir yer. Atancığım sen. Valla benim de her zaman sinema oldu. Ben de kamera arkasında kendimi yani isterim biz. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra görmek isterim yani. Herhangi bir mesleğe sabitlemek istemiyorum kendimi ama kamera arkasında olmak istediğimden eminim. Hı hı. Yani yapım aşamasında. Kamera önüne çok cesaretleneceğimi düşünmüyorum yani. Öyle bir özgüven sahibi değilim. Hı. Bu kadar çok fazla. Kendimi kamera arkasında daha başarılı olacağıma inanıyorum. İnşallah istediğim yerlere gelirim. İnşallah. Mert sen? Ya ben de hani uzun bir süredir hani kamera arkası ilgim var. O yönde ilerlemek istiyorum. Ya ileride büyük ihtimalle görüntü yönetmenliği ya da hani yönetmenlik olarak diyebilirim ama yine de hayat bu. Belli olmaz. Yani elbet bir gün inşallah olur. Yani mesela kamera olmaz, görüntü yönetmenliği olmaz ama ışıkçı olur musun mesela? Ya ışıkçı olurum. Oldum. Bulur. Aynen oldum. Olmayı ister. Ha, kamera önüne de merakım oldu. Bir ara denedim de. Ya eğitim lazım biraz. Ya tabii öyle hiçbir şey olmaz. Aynen. Kapısı boşu. Sen Selma. Şu anda istediğim yerdeyim ya ben. O bana kalsın ben söyleyeyim. Yo bu ne? Böyle olmaz ama. Sallarda bir yerdeydi. Küçük yaşlardan beri küçük mü dedim? Küçük falan sandım ben. Aileme de ve ailem de bana işte hep böyle annem özellikle sen büyüyünce çok ünlü olacaksın işte konuşuyormuşum şu anda da çok konuştuğum için değil mi normal zamanda? Ben öyle bir şey farkında değilim. Televizyoncu olursun sen hep diyorlardı bana. Diğer etrafımızdaki tanıdıklarımız falan da hep öyle şey söylüyormuş. Hatta Mehmet Ali Erbil çok meşhur olduğu için bu da büyüyünce Mehmet Ali Erbil gibi olabilir diyormuş. Çünkü küçük yaşlarda çok yaşıma uygun olmayan şakalar yapıyormuşum. Ondan kaynaklı olarak. Şunu bir göreyim bakayım. Bir de biz karar verelim şu. Ay. Aynısı. Tabii küçükken işte biri çıkar piyasaya. Sen onu örnek alırsın. Şu olacağım dersin. Bir mühendistir falan filan. Ama böyle ben genel olarak işte teknik şeylere değil de birazcık daha sanata yönelik şeylere merakım olmuştu. Yani bu bir yazarın kitabını okuyup da ben bir yazar olacağım dediğim olmuştur yani çok defa. Televizyoncu olmak istiyordum. Aileden gelen yakınlık da var televizyonculara çünkü. Bu yüzden muhtemelen ben televizyon alanında da ilerlerim. Allah nasip ederse. Yani çok param olmasın da sevdiğim işi yapayım ya. Hepimiz öyle inşallah. Tabii canım. Çok takip ettiğim, çok da sevdiğim bir kanal daha var. Bu aslında benim için videonun sonuna gelirken selam mahiyetinde. O da bunu söyleyeceğim. Kimse karşı çıkmasın. Dırırırın. Medyasa. Betül ablama Almanya'ya çok selam ben olsun. Hiç beklemiyordum orada biri var. Bana sallayacak. Hayır. Kameranın arkasında biri var ben o zannettim.
ben de selamlarımı iletiyorum. Ben Selman'ı ilk oradan tanıdım. Ben de. Bursa'nın en tehlikeli 50 mahallesi. Bursa'nın en tehlikeli mahallesi videomla bilen bilir. Tamam, muhabbetin sonuna geldik. Evet. Yani zaman zaman sıkıldığımız noktalar oldu fazlasıyla. Çünkü yani gereksiz sorduğum sorular oldu. Ama öğrenmek istedim. Aslında bildiğim şeyleri biraz da öğrenilmesini istedim aslında. Biraz daha evdeki sohbet havamızda geçti. Her zaman gülüp eğlenmiyoruz. Bazen çok sıkıcı muhabbetler de yapıyoruz. Genelde tır teker olduğu zamanlar. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. İnşallah sizin hoşunuza gitmiştir. Ama yeniden şöyle sıradan bir sorayım da. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Tamam, Sezer tamam, abi. Ben başlayayım. Aga tekrar olacak ama ben gerçekten bunu söylemekten keyif alıyorum. Harbiden bir işin altına girdik. Hayallerimizde bu işin, bu yolun üzerinde kurduk hayallerimizi. İnşallah gerçek olur. İnşallah çocukluktan beri kurduğumuz hayallerin yaşayabiliriz yani o günleri. İnşallah. Ama ben yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü başarılı işler çıkıyor. O zaman alta doldur sen. Evet, dolduracağım Aga sen. Bitti. Ben şunu söyleyeyim. Bok gibiydi. İlk önce değil. Tam aksine. Hani ilk yapıyoruz. Ya şu an her şeyin ilki. İşte 4 yıl boyunca hiçbir şey yapmadık dememek için. Evet. Bir şeyler yaptık. Amatör oldu veya olmadı. Bir şeyler yaptık. Aynen. Demek için yani. Zaten yaptığımız şeylerde de hiçbirimiz öyle biz çok iyi yapıyoruz diye bir iddiamız da yok. Aynen. Zaten. Yani elimizden hepimiz bence öyle, öyle bir şeyiz. Yani bir şeyler yapıyoruz. Olduğu kadar. Yani şarjı bitiyor. Bence biraz hızlandıralım. Tamam. Az kaldı. Ne kadar? Aşkım baksana bana. Hızlı. Tamam. O zaman çok hızlı söyle hemen. Aga çok mutluyum burada olduğum için. Hep tamam bitti. Çok mutluyum. Ben de çok mutluyum burada. Hadi söyle içinde kalmasın. Mutluyum. Çok. İnşallah. Ya inşallah. Zaten yani hemen bitmeden şunu söyleyeyim. Biz hep şunu konuşuyorduk. Ya evdeki doğal hallerimizi çekip video haline getirelim. Evet. Ama biz bunu biraz daha farklı ne yaptık? Programlara böldük falan filan. Evet. Bunları da derledik, topladık, lakırtıyı yaptık. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abone olun. Abone olun. Beğenin. Bekleyin. Çiçim. Aa çiçim. Yalan amına. Bok gibiyim.